Merhaba arkadaşlar, bugün Yağız ne kadar güzel giyinmiş gördüğünüz gibi. Bugün Yağız'ın özel bir günü, okulun son zamanlarının sunumunu yapacak. Portfolyo sunumu yapacak Yağız. Hadi Yağız, bizi götür bakalım okuluna doğru. Ne taraftan gidiyoruz Yağız'cığım? Ben biliyorum da arkadaşlarımız için soruyorum. Evet, Yağız'ı takip edelim arkadaşlar. Portfolyo sunumunu hep beraber sizlere de göstermek istedik. Evet arkadaşlar, Yağız'ın okuluna doğru gidiyoruz. Sunum nerede olabilir sence? Bence sınıfta da olabilir. Yağız'cığım, bakayım ne yapıyorsun? Okulunda basketbol oynuyor musun? Bak, burada basketbol topu da varmış. Duymuyorum, sen uzak gitme. Oynuyor musun? Tamam o zaman. Evet arkadaşlar, gidiyoruz Yağız'ın okuluna doğru. Bakalım sunumunu nasıl yapacak Yağız? Bu yıl içinde neler yaptığını tek tek anlatacak galiba, değil mi? Tamam. Yukarı mı çıkalım? Tabii Yağız, genelde şeytanlık düşünüyorum. Yaramaz Yağız. Düşünmüyorum ki diye. Düşünmüyor muymuş? Evet. İyi bakalım, hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, Yağız'ın az önce müdürüyle görüştük. Yağız biraz yaramaz galiba. He? Niye hep öyle diyor öğretmen, hoca, müdür bey? Arkadaşlar şu an hoşça kal demeyiz. Durduruz, sonra portfolyoya başladığın zaman. Burada senin bir şeyin var mıyız? Senin bir şeyin var mı, şiirin falan? Yok mu? Peki yukarıda bir şeyler var mı? Tamam o zaman çıkalım Yağız'la beraber. Ha, senin göstersene bize nelerin var bakalım burada. Evet, Yağız'ın yapmış olduğu şeylerden bakalım, Yağız ismini arayalım. Yağız burada yok. Yağız'ın yaptığı şeylerden arkadaşlar burada yok. Beni başka bir yere astılar. Biz başka bir yere astılar. Ha, beni sınıfımıza astılar. Bunlar ne Yağız? Kendimi arıyorum şu anda. Yağız şu an kendisini arıyor arkadaşlar. Kutuların üstüne isim koymuşlar. Şubat diyor. Bu sizin sınıf mı oğlum? Evet, bu bizim sınıf. Sen arkada kalmış olabilirsin. Evet. Öbür kutuda ne var? Bu başka sınıf. Emin misin? Evet, başka sınıf. Aa, ben şu kızı tanıyorum. Evet. Bu bira, şu sınıf. Biz birdeyiz, bu bira. Var mısın yoksa? Peter Pan. Aa Yağız, evet, Peter Pan, evet. Yağız Peter Pan olmuştu. Mayıs'ta o etkinlikleri yapmışsın değil mi? Senin dolabın neresi Yağız? Dolabını göstermek ister misin? Yağız'ın dolabına bakalım arkadaşlar. Evet, düzenli bir dolabımız var. Aşağıda neleri var? Yağız önce. Bunu sen mi yapmıştın? Evet. Kaç yaşındaydın? Küçük müydün daha? Kardeşime elimi boyamayı unutmuşum. Ha, olsun. Evet, Yağız'ın dolabının kapağı böyle. Herkes kendi dolap kapağını kendisi yapmış arkadaşlar. En güzel benim. Evet. Başka Yağız, sizin sınıf burası. Evet. Evet arkadaşlar, bakalım başka neler var Yağız'ın şeyinde. 13, 17, sizin sınıfın hepsi burası mı? Evet. Bu öğretmenin dolabı. Öğretmenin dolabı, ha. Bizim sınıftan Pelin var. Burası öğretmenler odası mı? Tamam. Lavabolarınız neresi? Bakalım. Burası Yağız'ların lavaboları. Evet. Sen en çok hangi tuvaleti kullanırsın? Hep orayı mı kullanıyorsun? Başka?
O zaman yukarıda neler var Yağız? Yukarı katlarda. Yukarıda oraya şimdi çıkmıyor baba. Orada özel şeyler var çünkü. Tamam, özel şeyler var. Şuradan bakalım bahçeye doğru. Burası diğer sizin sınıfın şeyi değil mi? Merhaba. Burası hangi? Bira mı? Bira, evet. Bira. Tamam. Gel şuradan bakalım. Burada ne var Yağız? Aa, sen mi varsın? Aa, Yağız kendisini buldu. Evet, çok güzel. Kutuda Yağız'ın şöyle koyalım, dur. Bak. Şöyle Yağız'ın kutusu olsun. Yağız'ın kutusunda bunlar var arkadaşlar. Bakalım burada Yağız var mı? Daha başlamıyor. Gel bir de şuradaki akıl oyunları sınıfını göster bana. Tarafa gidelim. Bak, bin yapıyor. Evet arkadaşlar, ara verelim. Yarın sunumunda görüntüleri paylaşırız sizde. Kameralarını aç anneciğim. Ne yaptın? Öyle yakaladın bir dakika. Sevgili anneciğim ve babacığım. Hoş geldiniz. Bugün sizlere ikinci dönemde yaptığımız çalışmalarımızdan örnekler sunacağım. Değerlendirmeyi size bırakıyorum. Okula başladığımda umduğumuz heyecanı hatırlıyorum. Bu yıl güzel bir yıl oldu. Sınıfımızda güzel günler geçirdik. Mutlu ve huzurluydum. Çok bilgiler edindik. Artık ikinci sınıf olmaya hazırız. Bana bu imkanı sağladığınız için size çok teşekkür ederim. İyi ki benim annem ve babamsınız. Hayır, teşekkür ederim. Sen de iki kızım olmuyorsun. Tabii, dedim bakalım. Şimdi ışıkları söndürebilirsin. Çalışmalarımızdan çok kısa sunum yapacağız. Aha. 21 kişi olduğumuz için çok yoğun istemediler. Evet, neyle başlıyoruz? Annenle kardeşinle çekildiğim bir resim değil mi? Anneler Günü'nde kullanmıştık bunu. Anneler Günü'nde asmıştım. Evet. Ne güzel büyümüşsünüz. Bak iki kardeş. Harika çıkmışsınız annenizle birlikte. Allah ayırmasın, devamlı olsun. Dedeğiniz babayın. Evet. Şimdi Yağız, birinci dönemde nelerle uğraştık? Biz kelime yaptık, hece yaptık, harf yaptık. Harfleri öğrendik. Şimdi neler yapıyoruz? Okuduğumuzu? Okuduğumuzu anlıyoruz. İlk, en baştaki şurada neydi? Bak şuradaki. En sondaki diyeceğim. Şu okuma parçasını önce ben okuyorum, annesi babası. Evet. Ondan sonra onlar okuyorlar. Evet. Ben okurken noktada ne yaptım, virgülde ne yaptım, onları öğreniyorlar. Ondan sonra çubuk çekiyorum ben, Yağız okumaya başlıyor, diğerleri gözleriyle takip ediyor. Yağız'ı bırakmıyorum, diğerleri kaldığı yerden alıyorlar. Burada bazen soruları yapıyoruz. Yani burada ilgili soruları yapıyoruz. Cevaplandırıyoruz. Cevaplandırıyoruz. Evet. Ondan sonra gel bu tarafa, orada da test çalışmalarımız var değil mi? Evet, birden başlıyor, bunun kadar yerlerde gidiyor. Mesela işte sorular oluyor, onlara da bir cevap veriyor. Evet, test çalışmalarında da çubukla onlar yaptırıyor bize. Ben sadece ve sadece... Arkadaşlarım okuyor. Cevabını doğru yapan sizler de ne yapıyorsunuz? Tık atıyorsunuz değil mi? Evet. Artık matematikte nasıl konulara geçtik? 3 ile 5'i toplamıyoruz değil mi? Artık büyük rakamlar. Mesela 50 ile 30'u topluyoruz. Gibi. Neli toplamayı öğrendik? 50'li. 50'li toplamayı öğrendik. Sonra büyüğü öğreniyoruz. Evet. Çıkarmalardan neyi öğrendik? Evet. Ne bozarak öğrendik gidiyorduk komşudan? Onluk bozmayı öğrendik, çıkartmalarak.
Çok kolay kavradı Yağız da bunları, gayet güzel öğrendi. Şimdi onu konularak ben anlatıyorum ya, işte onu bozarak çıkarmayı anlatıyorum, yani nasıl yapıldığını. Görsellerle anlatıyorum, dramatize yapıyoruz, canlandırma yapıyoruz. Elleri toplamada da öyle. Ondan sonra ben problemlerle pekiştiriyorum konuyu. Yani birkaç dakika kuşturuyoruz. Hem problem çözüyoruz, hem konuyu pekiştiriyoruz. Onda da hiçbir eksiği yok, gayet güzel yapıyor. Sadece... Matematiği seviyor zaten. Evde de zevk alıyor. İlgileri çok matematik. Aslında dolaşsın, bırak dolaşsın. Dolaşsın, dikkatini dağıtmaz. Evet. İngilizceden ne yaptık? İngilizceden kumbacalar yapıyoruz. Bunları çarpı koyuyoruz, yaptıklarımızı... Gizlenmiş kelimeleri. Bunda da çok başarılılar, Türkçe'de de başarıyorlar. Bir de kullanılmayan harflerden şifre çözüyorlar. Boşta kalanları. Yani boşta kalanları sorulanmadan yapıyorlar yani. O da benim için çok önemli, onu yapabilmesi çok önemli. Evet, seçtiklerimiz bunlar. Sen şimdi ışığı yap, konuşacağız. Işığı yap. Beni dinlediğiniz için biz teşekkür ediyoruz sana. Teşekkürler. Şimdi Yağız akademik yönden çok ilerledi. Bu ikinci dönemde, kendisi de biliyor zaten, gel böyle yanıma, böyle dön. Sınıfta dinlemesi güzelleşti, daha iyi dinliyor. Yapmak için büyük bir çabası var, bırakmıyor. Yani ben bunu yapamıyorum.